TV ekranından herkese merhaba. Bir Ramazanda Sağlık programı ile daha karşınızdayız. Ramazanı daha verimli, sağlıklı geçirebilmemiz adına sağlığa dair merak ettiğimiz konuları alanında uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Bugün yine çok kıymetli bir konuğumuz var. İç hastalıkları ve romatoloji uzmanı Doçent Doktor Sayın Metin Işık Hocam. Sayın Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz Allah'a şükür. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyorum hocam. Bugün Ramazan'da romatizma hastalığından evet. bahsedeceğiz. Tabii ki beslenme önemli. Ama öncesinde hocam kısaca bir giriş yapalım istiyorum. Biz romatizmayı hep tek bir hastalık olarak evet. tanımlıyoruz. Ama romatizma tek bir hastalık mıdır? Yoksa birden fazla hastalığı kapsayan bir terim midir? Şimdi romatizmanın bir halk arasında bir tabiri, tanımı var. Bir de bizim... Tabi olarak bir tanımımız var. Halk arasında aslında her türlü ağrıya romatizma deniliyor. Bu doğru mu? Çok da doğru değil. Romatizma dediğimiz şey aslında şu: vücudun mikroplara, bakterilere, virüslere, kansere karşı vücudu koruyan bağışıklık sisteminin kendi dokularını, bu bazen bir akciğer zarı olabilir, kalp zarı olabilir, bazen böbreğin kendisi olabilir, bazen sinirler olabilir, damarlar olabilir ama çoğunlukla da tabii ki eklemler. Bunu yabancı kabul ederek buraya yaptığı saldırıdır romatizma. İşte biz buna iltihap diyoruz. Hani iltihaplı bir enfeksiyonu mesela aklınıza getirin. Bir bakteri var, bir düşman var ve bağışıklık sistemi oraya saldırıyor. Ve orada bir savaş meydana geliyor. Bu yapması gereken, olması gereken, yani her türlü zatürede, idrar yolu enfeksiyonda, ishalde olması gereken. Ama bu yanlışlıkla kendi dokularımıza karşı meydana gelmeye başlıyorsa, yani bağışıklık sistemi hedefini şaşırıp koruması gereken dokuya saldırıyorsa işte buna otoimmünite yani kendi kendimize saldırı diyoruz. İşte biz buna romatizma diyoruz. Yani bizim romatizma dediğimiz iltihapla meydana gelen bağışıklık sisteminin kendi dokusuna saldırdığı iltihabi bir durum. Yani tüm ağrıları kapsamıyor aslında. Evet hocam. Peki hastalar kliniğe size geldiklerinde daha çok hangi belirti bulgularla başvuruyorlar Hı -hı. ve anladığım kadarıyla farklı türleri olabiliyor. Hı -hı. Bu türlerde farklı belirti bulgular ortaya çıkabiliyor mu? Şimdi romatizma deyince tabii en fazla bizim gördüğümüz belirti bulgu hastanın eklem ağrısı. Herhangi bir eklemde şişmesi, bazen kas ağrıları, Hı -hı. bazen yorgunluk, bazen yanma ateş, terleme, kilo kaybı gibi bulgular oluyor. Hastalar bizzat kendileri gelirse çoğu zaman eklem ağrısı veya eklemde şişlikle, yürüyememe, basamama, ayakta duramama gibi şikayetlerle gelir veya elini açıp kapatmada zorlukla gelir. Ama bazen diğer nadir bilinen romatizma türleri var. Bu tür durumlarda da hastanın gittiği doktor onu yönlendirir. Hani neler olabilir? Mesela bir idrarda bir proteinin atılımı, mesela köpüklü bir idrarın olması da romatizma göstergesi olduğu gibi bir hastanın nefes darlığı, kalp zarında sıvı biriktiğinin gösterilmesi veya akciğer zarları arasında bu da bir romatizma göstergesidir. Yine öbür taraftan kolda bacakta kuvvet kaybının olması, renk değişikliğinin olması, dolaşım bozukluğunun olması bunlar da romatizma göstergesidir. gelen hastalar kendileri çoğu zaman eklem şikayetleriyle gelir ama yönlendirilen hastaların birçoğunda ya çok geniş yelpazede cilt bulgularından Saç dökülmesine varıncaya kadar bir göz iltihabından işte bir tırnağın şekil değişikliğine varıncaya kadar çok değişik bulgular olabiliyor maalesef. Evet, bu belirti bulgular olduğunda hastalar bir dahiliye uzmanına ya da bir romatoloji uzmanına başvurmalarında fayda var. Peki hocam risk faktörleri için ne söylersiniz? Şimdi romatizmada risk faktörü dediğimiz zaman şimdi aynı ortamda aynı gıdalarla beslenen, aynı şekilde yaşayan insanların birinde romatizma olurken birinde olmayabiliyor. Bizim romatizma hastaları aslında çoklu bir olayın sonucu ortaya çıkıyor. Yani şu romatizma yapar, hayır öyle bir şey yoktur. İşte şu ilacı kullandım romatizma oldum veya şu enfeksiyondan romatizma oldu. Öyle bir şey yoktur. Aslında burada bağışıklık sistemini ...meydana getiren o genlerin aktarımı önemlidir. Yani bana genetik olarak gelen miras romatizma hastalığına veya diğer bir ifadeyle... ...bağışıklık sisteminin yanlış çalışıp benim dokularıma saldırmasına müsaitse... ...işte ondan sonra saldırıyı başlatacak, savaşı başlatacak son vuruş romatizmayı ortaya çıkarır. Yani bir insan işte şunu yemeyle romatizma olur mu? Ha, evet olabilir ama eğer genetik yatkınlığı var ise... Yani Dolayısıyla burada en önemli şey aslında genetik yatkınlık ve çevresel faktörler hep birlikte. Bunları çoklu bir parametre olarak düşünmek lazım. Evet, kalıtsal ve çevresel evet, faktörler maalesef. risk faktörleri arasında yer alıyor. Tedavi yöntemlerine değinecek olursak kısaca, sadece medikal tedavi mi var? Yoksa fizik tedavi ve rehabilitasyon da tedavinin içerisinde yer alıyor mu? Şimdi romatizma dediğiniz zaman herhalde belki izleyicimizlerin izleyicilerimizden çoğunun aklına gelen hemen kortizon deniyor. Biliyorsunuz belki herkesin artık ezberlediği bir şey oldu. Romatizma eskiden kortizon gerçekten çok sık kullanılırmış ama artık neredeyse hani yok denecek kadar az kullanıyoruz. Bir iki hastalık dışında da hani çok uzun süreli kortizon vermiyoruz. Hani hayati hastalıklar dışında vermiyoruz. Kullandığımız uzun süreli kortizon kullanmak zorunda kaldığımız hasta oranı belki yüzde bir ikidir. Ama kortizon eskiden beri bilinen tedavilerden bir tanesi. En çok kullandıklarımız tabii ki ağrı kesiciler. Yani bizim hedefimiz oradaki olmaması gereken savaşı durdurmak. Yani vücudun bağışıklık sisteminin vücuda saldırısını bir şekilde durdurmak istiyoruz. Bazen burada kortizon işe yarıyor. Bazen sadece basit bir ağrı kesici. Yani evlerimizde hep bulunan bir ağrı kesici işimize geliyor. Bazen de hastalık modifiye edici ajanlar dediğimiz ile ajanlarımız var. Bunlar neler? Bunlar aslında birçoğu köken olarak daha önceden beri kullanılan ama zaman içinde romatizmada da faydası ortaya çıktığını, faydası olduğunu saptadığımız ilaçlar ve bunlar 50 yıldır, 60 yıldır kullanılıyor. Bunlara hep yeni yeni ajanlar ekleniyor. Bunlar kortizonsuz, vücuda çok az zarar veren, birçoğu artık gerçekten biyolojik dediğimiz yani hedefe yönelik tedaviler olarak ortaya çıkan ilaçlar. Bunlar buradaki iltihabı mideye, bağırsaklarımıza, böbreğimize, karaciğerimize zarar vermeden, şekeri karaciğeri, böbreği bozmadan, hastanın kolesterolünü, tansiyonu yükseltmeden oradaki iltihabı baskılıyor ve hastayı tedavi ediyor. Tabi yeni ajanlar çıktıkça çok da ciddi başarılar elde etmeye başladık. Yani ester romatizma denince hani hep insanların aklına geliyor mesela bel romatizması deyince Ahmet Mete ışık hastalığı. Hastalar bile bu şekilde ezberlemişler. Tabii bunun aslında negatif yönü de şu. Sanki bütün hastalar tamam ben de bu şekilde olacağım gibi bir düşünceye kapılıyorlar. Aslında öyle değil. Evet zamanda tedavileri yokmuş, insanlar o hale geliyormuş ama şu anda belki size çok iddialı gelecek. Tedavi edemediğimiz bir romatizma hastalığı neredeyse yok. Hastalar eğer ilaçlarını kullanırlarsa, dediklerimizi tutarlarsa ama onun haricinde biz her türlü hastalığımızı yani gerçekten etkili bir şekilde tedavi ediyoruz, hastalığımızı durduruyoruz, eklem harabiyetini engelliyoruz, organ hasarını engelleyebiliyoruz, herhangi bir dokuda bir zarar kalmasına Engel olabiliyoruz buna izin vermeyebiliyoruz ama işte bizim sıkıntımız hastaların ilaç uyumu maalesef. Evet. Ama bu dönemde özellikle son 20 yılda gerçekten çağ atlanacak tedaviler çıktı ortaya. Ne güzel. Şimdi tabii kortizon dedik. Benim de aklıma konuşurken şey geldi. Hep romatizma denince bir kaplıca tedavisi evet. değil mi? İşte <laughs> anne romatizmaydı, kaplıca'ya götürdük. Şimdi kaplıcaların tedavideki yeri nedir? Bir de fayda sağlayacağım derken zarar gören hastalarınız da olabiliyor mu? Evet, şimdi şöyle bir şey var. Bir vücuttaki iltihap aslında aşırı sıcaktan ve aşırı soğuktan hoşlanmaz. Yani bir insanın dizinde iltihaplı romatizması varsa, o insanın kaplıca suyu gibi sıcak suya girmesi aslında oradaki iltihabın daha da fazlalaşmasına neden olabilir. Peki kime faydası oluyor? Yani hangi hastaları gönderiyoruz? Özellikle kireçlenmesi olan hastalara da çok faydası oluyor. Özellikle sıcak tedavisinin çünkü oradaki kanlanmayı arttırıyor. Oraya gelen kanla birlikte onarıcı maddeler geliyor. O onarıcı maddeler orada harap olmuş dokunun ağrısını da kesiyor. Hatta kıkırdakları ve içerideki sinovyal sıvı dediğimiz yani kayganlığı sağlayacak sıvının da bir miktar artmasını ve oradaki harabetin azalmasını sağlıyor. Dolayısıyla kireçlenme hastaları için evet gidebilirler. Diğer hastalar gidebilir mi? Yani iltihaplı romatizması olan hastalar gidebilir mi? İltihaplı romatizması olan hastalarda da şöyle bir şey yapıyoruz. Bu hastalarda sıcak suyun değil, su içinde yapılan egzersizlerin gerçekten çok faydası oluyor. Dolayısıyla hastanın eğer iltihaplı romatizması varsa ve romatizma artık kurumuş, kontrol altındaysa gidip ılık suya, sıcak suya değil, ılık suya. Onu da hep şöyle diyoruz biz. Hani evde banyo yaptığınız gibi bir su düşünün, bir de deniz suyu. Yani ikisinin arası gibi olacak. Yani çok sıcak değil ama çok soğuk da olmayacak. Bunun içine girip orada egzersiz yapması, yüzmeye çalışması bütün kasları da hareketlendiriyor, eklemleri de hareketlendiriyor. Dolayısıyla bu tür hastalara da bunu öneriyoruz ama sıcak sudan kaçınmak şartıyla. Evet, demek ki hocam kaplıca tedavinin bir yerinde var. var fakat var. mutlaka hekim kontrolünde yani ve danışarak Yani gitmelerini özellikle tavsiye ediyoruz. Fayda evet. var. Ee, peki şimdi Ramazan ayındayız. Evet. Ee, tabii ki beslenme ile ilişkisi. Romatizma ve beslenme arasında bir ilişki var mıdır hocam? Aslında biraz giriş yaptınız, evet. bahsettiniz ama Şimdi şöyle son 20 yıla kadarki bilgilerimiz hep şuydu mesela bizim romatizma ile beslenme arasında mesela en büyük ilişki biz gut hastalığında biliyorduk. Yani kralların hastalığı belki herkesin de ailesinde bir gut hastalığı vardır. Gut hastaları aşırı et tüketimine bağlı genetik olarak yatkın insanlarda her insanda değil genetik olarak yatkın insanlarda etin artık maddesi var. Ürik asit dediğimiz bunu vücut uzaklaştıramıyor. Ürik asit kanda birikiyor. Biriktiği zaman da işte bazen eklemlerde birikip eklemlerde iltihap yapıyor. Yani hasta akşam yatıyor, hiçbir şey yok. Diyelim ki akşamda güzel bir et yemeği yemiş. Genetik yatkınlığı olan kişiler. Yani herkes her et yiyen değil bu. Akşam yatıyor gayet iyi. Sabah saat 3'te, 4'te, 5'te bir uyanıyor. Ayak baş parmağı davul gibi şişmiş, ateş gibi yanıyor. Kıp kırmızı, üzerine çorap dahi dokunduramıyor. İşte bu gut hastalığı. Mesela bunun gıdalarla ilişkisi direkt biliniyor. İçerisinde pürin dediğimiz protein olan, mesela kırmızı et, mesela sakatat, bakliyatlar, deniz dibi balıkları mesela, denizde balık harici yenilen işte midyedir, kalamardır mesela bunlar. Bunların içerisinde bu ürik asit çok fazla bulunuyor. Daha doğrusu pürin proteini çok bulunuyor. Bunu tüketince de ürik asit artıyor. Dolayısıyla eskiden beri biz bu hastalarımızın hep öncelikle tedavi ederken bu gıdaları yasaklıyorduk. Yani biz son 20 yıla kadar aslında gıdalarla yani Et ve et ürünleri ve pürüm içeren gıdalarla romatizmada gut hastalığının ilişkisini çok yakinen biliyorduk. Evet gıdalarla romatizmada gerçekten bir ilişkisi var. Evet. Peki, romatizma hastaları için söyleyeceğiniz şu gıdalardan uzak durmalısınız mutlaka zararlı olabilecek gıdalar hakkında ne söyleyebilirsiniz hocam? Yani şöyle küçük espriyle başlayalım. 1800 yılından önce vefat etmiş Avrupa'daki iskeletler inceleniyor ve hiçbirinde eklem romatizmasına dair bir kemik hasarı saptanmıyor. Bu çok ilginç bir bulgudur. Yani 200 yıldan önce ölenlerin hiçbirinde kemik hasarı yok. Romatizmanın kemik hasarı spesifiktir. Yani 50 sene sonra da mezar açsanız görseniz direkt tanı koyabilirsiniz. Ama 1800 yılından sonra bunu görmeye başlıyorlar. Bu çok ilginç bir bulgu. Daha sonra bunu araştırıyorlar. Niye? Yani Avrupa'da ne oldu da 1800 yılından sonra romatizma görülmeye başladı? Niye bu insanlarda var öncekinde yok? Görüyorlar ki Avrupalı kaşifler Amerika'ya gidiyor ve Amerika'dan tütünü ilk defa 1800 yılında Avrupa'ya getiriyorlar. Ve ondan sonra insanlar tütün kullanmaya başlıyor. İşte purodur, ne bileyim hani işte sigaradır kullanmaya başlıyor. Ve sigara yatkın olan insanlar bunlar tetikliyor. Bugün romatoid artrit dediğimiz yani iltihaplı eklem romatizması. Romatizmanın bir çeşidi ama sık görülen bir çeşidi. Toplum genelinde %1 oranda görülüyor. Direkt ile ilişkili. Yani başlatan şu anda kesin bildiğimiz tek sebep sigara. Ama genetik yatkınlığı olan insanlarda, her insanda değil yani her sigara içen romatoid artrit olmuyor. Romatoid artritte yatkınlığı olan insanlar sigara içtikleri zaman oldukça agresif, yani tedavisi kontrol altına alınması oldukça zor bir romatizma çeşidi meydana geliyor. Dolayısıyla evet romatizmalarla tükettiğimiz şeylerin arasında bir ilişki var mı? Evet var. Yani biz sigara içersek romatoid artrit riskini arttırıyoruz maalesef. Evet. Peki hocam kırmızı eti söyledik, sigara ve alkol için belki evet. yine söyledik, konuşmuş olduk. Süt ve süt ürünleri için ne söylemek istersiniz? Şimdi bu da bizim işte son 20 yıldır yavaş yavaş öğrenmeye başladığımız şeylerden. Şimdi normalde biliyorsunuz her insanın yaşadığı bir toplum var. Bu toplum içerisinde tüketmeye alıştığı gıdalar var. Bizim bağırsak sistemimiz de bu gıdalara kendini adapte ediyor. Mesela siz yıllarca diyelim ki çay içiyorsunuz. Mesela vücut buna alışıyor ve bu çaydan dolayı hiçbir zarar görmüyor. Ama hiç bilmediğiniz, diyelim farklı bir içecek içtiğinizde vücut buna tepki verebiliyor. İşte alerjiler de aynı şekilde ortaya çıkıyor. Mesela o da bağışıklık sistemiyle alakalı bir şey. Vücut tanımadığı, yabancı kabul ettiği, belki zarar olmayan bir şeye tepki veriyor. Şimdi sütle ilgili şöyle bir sıkıntımız var. Bizim biliyorsunuz özellikle son 30-35 yıldır süt üretimine arttırılması amacıyla yurt dışından Holstein ineği denilen hani ala inekler dediğimiz inekler getirildi. Bunların sütünde yerli ırktan farklı olarak beta bir kazein dediğimiz bir madde var. Bu proteini bizim vücudumuz tanımıyor. Bu beta bir kazein bizim yerli ırkın sütünde yok. Bizimde beta 2 kazein var. Yani proteinin biraz daha farklı bir cinsi var. Yani bizde çay var. O gelen yeşil çay gibi düşünün. Bizim bağırsak sistemimiz, bağışıklık sistemimiz daha önce yerli ırkın sütüne alışıktı. Dolayısıyla beta 2 kazeine de alışıktı. Ve bunda hiçbir sıkıntı yaşamıyorduk. Ne, ne zaman ki beta bir kazein geldi, gene yatkınlığı olan insanlarda. Herkeste de değil, yatkınlığı olan insanlarda bu yabancı protein bağışıklık sisteminin dikkatini çekti ve iltihabı tetikledi. Ve dolayısıyla hani gördük ki özellikle biraz fazlaca süt tüketen ve tükettiği süt keçi sütü, koyun sütü, manda sütü veya yerel sütü olmayıp marketlerden aldığımız daha çok işte bu sanayi tipi diyelim artık herhalde. Yani çiftliklerden gelen ve hepsi de e, Islah edilmiş ırk diye geçiyor bunlar. Güya daha çok süt veren, işte 30-35 litre inek başı süt veren sütler. İşte buradaki beta 1 kazeyin maalesef yatkın olan kişilerde herkes de değil romatizmayı bazen tetikleyebiliyor. Dolayısıyla hani bu tür hastalarımızda biz mümkünse yerli ırkın sütüne veya keçi koyun sütüne geçmesini istiyoruz veya süt tüketimini azaltmasını istiyoruz. Hatta eliminasyon diyeti diye bir şey var. Belki de duymuş olabilirsiniz. Seyircilerimiz de aşinadır. Bu hastalara en az 3 hafta, mümkünse 6 hafta bu sütü içeren her şey, içinde peynir, yoğurt, ayran, kefir neyse hepsini sofradan kaldırtıyoruz. Ve hastaya soruyoruz. Yani siz bu 6 haftalık diyetin sonunda romatizma açısından daha iyi misiniz? ağrılarınız azaldı mı, iltihap azaldı mı, hareketleriniz rahatladı mı? Gerçekten her hastada değil ama özellikle hani iltihaplı romatmalarda her 5-4-5 hastanın bir tanesinde gerçekten bir rahatlama hissedebiliyoruz, fark edebiliyoruz. O zaman o hastalara artık siz bundan sonra mümkün olduğunca yani ya farklı bir süt tüketin ya da bunu azaltın diyoruz ama hiçbir fark olmayan insanlar da var. Çünkü romatma dediğim gibi çok çoklu bir faktör sonucu ortaya çıkıyor. Tek faktör süt ve süt ürünleri değil. Hani o hastada hiçbir fayda veya zarar olmadıysa o zaman da hayatını zehir etmeye gerek yok adamcağız istediği gibi süt ürünü tüketebiliyor. Evet ee... Biraz önce söylediniz aslında, e, dediniz ki hani küçük bir anekdot, işte çok eski çağlarda bakılmış ki bu hastalık hiç kalıntılara rastlanmamış fakat sonra hayatımıza giren evet. bir hastalık. E, burada sigara ve alkolle konuştuk bağlantısını. İşlenmiş gıdalar, özellikle evet. de günümüzde e, bir sorun olarak karşımızda, maalesef. tüketimi fazla, e, işlenmiş gıdalarla romatizma arasında bir ilişki olabilir mi peki? Şimdi maalesef evet, o sorunun da cevabı evet. Şimdi... Biliyorsunuz insanlar şehirleşmeye başladıkça gıdalarını daha uzun süre saklayabilmek için ve bozulmasını engelleyebilmek için kimyasallardan yararlanmaya başlamışlar. Daha önce mesela sizin turşu olarak kullandığınızı işte bozulmasın diye konserve haline getirmişler. Bu konservelerin içine kimyasallar girmeye başlamış. Az önce anlattığım aynı mantıkla tabii ne kadar fazla kimyasal kullanırsanız yani işlenmiş gıda, market gıdası tüketirseniz bu sizin vücudunuza bağışıklık sisteminin dikkatini çekecek çok fazla etken olarak karşısına çıkıyor. Bağışıklık sistemi bakıyor ki hayatın hiç görmediği, tanımadığı bir sürü kimyasal gelmiş ne yapacağını şaşırıyor. Belki gerçekten bunların birçoğunun zararı olmayabilir ama işte herkesin bağışıklık sistemi aynı olmayabiliyor. Bazı insanların bağışıklık sistemi neyin doğru neyin yanlış olduğunu çok iyi biliyor ama bazı insanlarınki de aşırı hassas oluyor. Aşırı hassas olan insanlarda bağışıklık sistemi bu kez bu gelen maddeye karşı kendince gereksiz bir savaş başlatıyor. İşte bu da iltihabı tetikliyor. İltihabı tetikleyince de romatizma ağrılarını arttırabiliyor. Onun için hani bizim özellikle böyle dirençli olan romatizmalarda yani bir sürü ilaç verdiğimiz fakat hala kontrol altına alamadığımız hastalarda mümkün olduğunca doğal gıdaları geçilmesini istiyoruz. Bu market gıdalarının, işlenmiş gıdaların, mayalanmış gıdaların sofradan kaldırılmasını istiyoruz. Yani mümkün olduğunca 1970 öncesi ne yiyorsak ona geri evet. dönmemiz gerekecek gibi gözüküyor. Aslında çocukluktan itibaren değil mi? Evet. Çocuk... Çocuklarımıza da e, ne kadar zor olsa da hocam dirensek de bu işlenmiş gıdalar hayatımızın Gerçekten çok zararlı. bir yerinde. Kesinlikle. Fakat e, uzak durmakta fayda var. Peki e, Akdeniz tipi beslenme ile nasıl bir ilişkisi vardır? Akdeniz tipi beslenmeyi de açıklayarak hocam. Şimdi Akdeniz tipi beslenme dediğimiz daha çok sebze meyvenin ağırlıklı olduğu ağır gıdaların yani hamur işi, et biraz daha azınlıkta olduğu, yağ olarak daha çok zeytinyağının tercih edildiği ama özellikle de dediğim gibi sebzenin ağırlıklı olduğu bir beslenme çeşidi. Bununla ilgili yapılmış bir sürü araştırma var. Yani romatizm hastaları işte ağır gıdalarla beslenince mi daha iyi oluyorlar Akdeniz tipi mi? Akdeniz tipinde birincisi yeşil gıdaların ağrıyı azalttığını biliyoruz. Yani dolayısıyla oradaki tüketilen sebze hastalara fayda veriyor. İki, Akdeniz tipi beslenme aslında kilo verilmesi için çok faydalı ve gene romatizm hastalarının zayıflamasının faydalı olduğunu biliyoruz. Yine Akdeniz tipi beslenmede en önemli katkılardan bir tanesi, en önemli sofrada bulunan şeylerin bir tanesi zeytinyağı. Zeytinyağı ve avokado yağının içindeki ağrı kesiciler sayısında, sayesinde hastalara çok ciddi faydası olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla biz hani mümkünse hastalara sofraya ayçiçek yağı yerine, mısır üzü yağı yerine, soya yağı yerine hani zeytinyağı konulmasını tercih ediyoruz. Hani bu gerçekten hastalara fayda ediyor. Dediğim gibi dolayısıyla bir de burada tabii en önemli etkenlerden bir tanesi de aslında narenciye. Akdeniz deyince aklınıza hemen ne geliyor? Portakal, mandalina geliyor. Portakal, mandalina gibi turuncu renkteki meyvelerin de romatizma üzerinde ağrı kesici özelliği biliniyor. Dolayısıyla Akdeniz'deki sebze, meyve, narenciye ve özellikle zeytinyağı ve beslenmeyle kilo verilebilmesi, hafif beslenme hastalar için mutlaka faydalı oluyor. Tercih etmelerini öneririm. Evet hocam teşekkür ederiz. E, kiloyu söylediniz. E, kilo aslında her yerde değil mi? Aynen. Bir risk faktörü olarak karşımıza çıkıyor. E, kilo vermesi isteniyor. Fakat kilo bir risk faktörü olabilir mi altta yatan? Şimdi şöyle bunu tabii iki farklı noktada düşünmek lazım. Birincisi kilo aslında eklemlerin taşıdığı bir yük. Şimdi eklemler romatizmayla ile mücadele ederken bir de yükün altına girmeleri ağrıları arttırıyor. Yani hiçbir şekilde romatizmayla ilişkisi olmasa bile yani bir insan sırtına bir kilo alsa ağrılı bir eklemin üzerine bindirse ağrısını arttıracaktır. Dolayısıyla mekanik olarak bile düşündüğümüzde hasta zayıfladığında hem beldeki ağrısı hem dizdeki hem kalçadaki hem ayaktaki ağrısı azalıyor. Ama onun haricinde görülmüş ki yağ dokusu aslında sadece gıdaları depolayan, yağ depolayan bir doku değil. Aynı zamanda iltihabı arttıran vücutta inflamasyonu yani o bağışıklık sisteminin yanlış savaşını da tetikleyen bir mekanizma. Dolayısıyla hani biz onu sadece işte depo hücreleri gibi görüyoruz. Öyle değil. Birçok fonksiyonu var. Bunları zaman içinde öğreniyoruz. Dolayısıyla iltihabı tetikleyen bu hücrelerin sayısı azaldıkça Vücuttaki, dokudaki ağırlığı, yüzdesi azaldıkça hastanın aslında iltihap oranı da azalıyor. Dolayısıyla zayıfladığında belki çok daha az ilaçla hastayı tedavi edebiliyoruz. Bu yönden de bizim için önemli. Onun için biz romatizm hastalarının mümkün olduğunca kilo almamalarını, ideal kilolarını korumalarını istiyoruz. Kilosuna da ideal kilosuna da inmesini tavsiye ediyoruz. Evet, diyette tedavinin bir parçası Kesinlikle olarak evet. karşımızda. E, hidrasyondan bahsedelim, su tüketimi. <laughs> evet. Su tüketimi önemli mi bu hastalarda yoksa su tüketiminde de bir kısıtlama olması gerekir? Bu konuda ne söylemek istersiniz hocam? Şimdi burada tabii en önemli noktalardan bir tanesi su tüketimi biliyorsunuz hani kilo verilmesi açısından çok faydalı. Dolayısıyla su tüketimini arttırabilirsek aslında az önce bahsettiğimiz konuda da bize destek sağlamış oluyor. Diğer taraftan verdiğimiz ilaçların birçoğu kimyasal. Yani biz hastalara ağrı kesici veriyoruz. Hastalığı modifiye edecek yani hastalığı kökten kurutacak ilaçlar veriyoruz. Bununla beraber bazen mide koruyucular veriyoruz, vitaminler veriyoruz işte istemesek de zorda kaldığımızda hastalara kortizon da veriyoruz. Bu hastalıklarda kullandığımız ilaçların hepsi böbrek aracılığıyla atılıyor. Ve bir kısmı da karaciğer aracılığıyla atılıyor. Dolayısıyla bunların vücuttan uzaklaştırılması, vücudun bu toksin dediğimiz hani artık bunların işe yaradıktan sonra kalan kalıntılarından kurtulması için hastanın ne kadar su içerse o kadar faydasını göreceğini biliyoruz. Onun için hastalarımıza mümkün olduğunca günde 2 litrenin altına inmemesini istiyoruz. Hani bu su olabilir, yeşil çay olabilir, kimisi için süt olabilir, ayran olabilir ama sıvı gıda tüketimi yani su olarak en azından 2 litre bulması gerekiyor. Evet, diyetle birlikte e, sıvı tedavisi de eğer tabii kısıtlayıcı bir faktör yoksa hı hı. yine tedavide önemli bir e, faktör diye söyleyebiliriz. Peki hocam, e, ne tüketmeleri romatizma hastaları? Hangi besinlere yönelmeliler? Yani romatizma hastalarında birincisi şişme anlatan gıdalardan uzak duracak. Bu bizim için önemli. İkincisi hastalarda mümkün olduğunca önerdiğimiz şeyler az önce bahsettiğim gibi turuncu gıdalar. Mesela bir mandalina, bir portakal bizim için önemli. Kırmızı gıdalar çok önemli. Mesela kiraz, çilek, nar. Bunların gerçekten güzel ağrı kesici özellikleri var. Bunları tavsiye ediyoruz. Yağ olarak avokado veya zeytinyağı. Zeytinyağı ülkemizde zaten oldukça fazla. Yani kolay ulaşılıyor. Fiyatları da herhalde daha uygundur diye düşünüyorum diğer birçok ülkeye göre. Dolayısıyla bunları özellikle tavsiye ediyoruz. Mümkün olduğunca hastalarımızda Protein ağırlıklı olarak alacakları proteinleri mümkünse tavuk ve balıktan almasını öneriyoruz. Eğer gut hastalığı yoksa bitkisel kökenli yani bakliyat kökenli olan proteinleri öneriyoruz. Kırmızı et tüketilmesini tüketecekse yağsız tüketmesini istiyoruz gut hastalığı yoksa. Gut hastalarına kırmızı eti mümkün olduğunca minimuma indirmek gerekiyor. Onun haricinde dediğimiz gibi bol su tüketmelerini istiyoruz. Sebze ve meyveleri sofralarında mutlaka bulundurmalarını istiyoruz. Yani yeşil gıdaları mutlaka bulundursunlar, onunla beslensinler. Bunları doğal şekilde kendileri de bulabilirler veya üretebilirler. Bunlar bizim için çok çok önemli. Ama mümkün olduğunca hastalarımızın zayıflatan, ağrının giderilmesine yardımcı olan gıdaları, az önce saydığım meyveleri, sebzeleri mutlaka tüketmelerini rica ediyoruz. Peki belki de değerli dinleyicilerimizin en çok merak ettiği soru romatizma hastalığı olan hastaların. E, oruç tutabilir mi hocam romatizma hastalığı olan kişiler? Şimdi şöyle romatizma hastalığında çok nadir de olsa böbrek etkilenebiliyor. Belki hastalarımızın yüzde biri ancak diyebilirim. Yani o kadar nadir. O tür hastalarda sıvı tüketim bizim için önemli. Belki hani böbrek çok fazla etkilenmemişse yüzde birlik kesim için söylüyorum böbrek çok etkilenmemişse kısa günlerde oruç tutmalarında mahsur yoktur. Ama kalan %99'luk hasta kesiminde aslında hastaların oruç tutmasında bir mahsur yoktur. Burada tek önemli olan şey şu. Bir Önemli olan noktayı söyleyeceğim. Bir de bize artısı nedir? Niye oruç tutulmasını istiyoruz onu söyleyeceğim. Birincisi bizim hastalara verdiğimiz ilaçların birçoğu gün içerisinde bazen üç kere alınıyor. Yani sabah, öğlen ve akşam oluyor. Bir kısmı mesela işte hani aynı saate denk gelmesin diye mesela bazı ilaçları öğlene koyuyoruz, bazılarını akşama, bazılarını yatarkene koyuyoruz. Yani doktorlarından Ramazan ayına girmeden önce bir ilaç tedavi şemaları almaları gerekiyor. Yani hangi ilaçları sahurda, hangi ilaçları iftarda alayım. Yani gün içerisinde hani şu anda belki gün kısa ama günün uzun olduğu zamanlarda olacak. Dolayısıyla ilaçların birbirine çakışmaması, ilaç tedavi dozunun da yetersiz kalmaması için doktorlarından bir tedavi şeması alması lazım. Bu önemli. İkincisi hani bu hastalarımızda e, özellikle son dönemde kanserle ilgili çok ciddi çalışmalar var. Biliyorsunuz kanserde de temel mekanizma bir yabancı doku var ve aslında bize ait bir doku ama bizimmiş gibi çalışmayan kendi kafasına göre büyüyen bir doku var. Bu hastalarda oruç tutturulduğunda bağışıklık sisteminin daha doğru çalıştığı, kansere daha iyi savaş açtığı ve kanser hastalığının kontrolünde aslında oruç tutmanın faydalı olduğu görülmüş. Benzer çalışmalar artık yavaş yavaş romatoloji alanında da görülmeye başlandı. Yani hastalarda aralıklı oruç veya oruç tutulduğunda bağışıklık sisteminin kendini toparladığı, daha düzgün çalıştığı ve inflamasyon yani iltihabın azalabildiğine dair bilgiler elde etmeye başladık. Bu hani belki onkoloji bizden birkaç dekat önde ama gerçekten romatolojide de bunun ...katkısını biliyoruz. Evet. E, ilaç tedavisinden bahsettiniz hocam. Tabii ki kullandıkları farklı türdeki ilaçlar var romatizma evet. hastalarının. Bu kullandıkları ilaçlara göre özel beslenme türleri olabilir mi? Ya da dikkat etmeleri gereken e, nelerdir? ya Hastalarda en önemlisi tabii burada kortizon. Biliyorsunuz kortizon hem kilo aldıran, hı hı. vücutta ödem yani su tutan... ...aynı zamanda şekeri yükselten, bazen mideye dokunabilen tansiyonu yükseltebilen bir ajan. Dolayısıyla bu tür hastalarda birkaç şey öneriyoruz. Bir, hastaların özellikle tatlı gıdalardan uzak durması lazım. Yani şeker tüketimini mümkün olduğunca azaltması gerekiyor. İki, tansiyon yükselmesine karşı hele hele biraz da yüksek doz kortizon vermek zorunda kalıyorsak mutlaka tuzu azaltmasını hatta mümkünse tuzsuz tüketmesini istiyoruz. Yine kortizon mideye dokunabileceği için mesela kortizon kullanan bir hastanın çok baharatlı bir gıda tüketmesi, aşırı yağlı bir gıda tüketmesi, işte asitli içecekler, gazoz tarzı gıdaların tüketilmesinde mideye zarar verebileceğini biliyoruz. Dolayısıyla bu hastalarda tuz, şeker özellikle önemli ama diğer taraftan da mideye dokunabilecek gıdalardan da uzak durmaları lazım. Bir de tabii kortizon kullandığı dönemde kilo alabileceği için yediklerini mümkün olduğunca zayıflatan Gıdalardan tercih etmesi önemli Zira kortizon eğer kilo aldırırsa Onun kilosunu vermek oldukça zor oluyor Daha sonrasında bir de onunla uğraşmasını önermiyoruz Evet hocam. İlaç tedavisinde de demek ki e, dikkat etmemiz gereken noktalar bunlar. Peki e, son olarak toparlayacak olursak söylemek istediğiniz Ramazan ayında romatizma hastaları nelere dikkat etmeliler hocam? Şimdi Ramazan ayında biliyorsunuz hani bizde gelenektir birbirlerimizi davet ederiz. O oraya gider, o oraya gider. Tabi bu arada maalesef perhizler bozulur. E belki tuzsuz yemesi gereken bir hasta gittiği yerdeki hani gıdaların tuzunu ayarlayamaz, şekerini ayarlayamaz. Bunlar tüketilir. Yani biz Ramazan ayında hastalarımıza şunu söylüyoruz: Bir, Ramazan'dan önce mutlaka doktorunuzla görüşerek hastalarımızın kullanacağı ilaçların ayarlanmasını istiyoruz bir. İkincisi ilaçların aksatılmasını istemiyoruz. Ya işte sahurla iftar arası çok yakındı ben ilaçlarımı almadım. Çünkü Ramazan ayında hastalığın nüksetmesini, aktif hale gelmesi bizim için hoşlanmadığımız bir şey. Bunlar bizim için önemli. Ramazan ayında davetlere gidip veya davetler verip kilo almasını istemiyoruz. Bunlar bizim için çok önemli. Bir de tam biraz Ramazan ayında tabii bazen hareket de azalıyor. İşte susarım ama işte karnım acıkır diye hareketler azalıyor. Öyleyse oysa ki biz romatizm hastalarında daha çok hareket istiyoruz yani hastaların eklem hareketinin sabit kalmasını istiyoruz. O performansın devam etmesini istiyoruz. Dolayısıyla Ramazan ayında hastalarımızın bir hareket kabiliyetini korumasını, iki gıdalarına dikkat etmesini öneriyoruz. Üç ilaçların aksamasını istemiyoruz. Burada tabii önemli bir nokta var. Seyircilerimiz belki sormak isteyeceklerdir, akıllarına gelmiştir. Şimdi biz de biliyorsunuz Türk toplumu olarak biz ekmeği çok seviyoruz ve çok tüketiyoruz. Ama işte son zamanlarda gluten hassasiyet denilen bir şey var. Bu hep işte hastalarımızın da sorduğu sorular arasında. Yani glutenle romatizmanın bir alakası var mıdır, yok mudur? Burada biraz önce bahsettiğim mekanizma ile aslında bağlantılı bir şey. Biliyorsunuz biz atadan gelen buğdaylarımız var, tohumlarımız var. Bizim bağışıklık sistemimizde, daha doğrusu bizim bağırsak sistemimiz, bağırsak ikinci beynimiz, oradaki bağışıklık sisteminin elemanları da bu buğdaya alışık. Ama son zamanlarda yine aynı kaygılarla yani daha fazla üretim, daha fazla insana yetebilme kaygısıyla biraz genetiği değiştirilmiş organizmaları artık görüyoruz. Yani biz atalarımızın tükettiğinden farklı buğdaylar tüketiyoruz. Bu buğdayın içerisinde de bizim gluten dediğimiz ve bu farklı olan yani yapısı farklılaştırılmış bir gluten dediğimiz maddemiz var. Bu madde vücutta birçok hastalığı tetikleyebiliyor. Yani birçok insanın aklına hemen çölyak hastalığı gelecek. Yani buğday tükettiğinde hasta ishal oluyor, kilo kayboluyor, karın ağrısı oluyor, ciddi manada rahatsızlanıyor ve bir deri bir kemik kalan hastalarımız var. Ha bundan farklı olarak bir de gluten hassasiyet dediğimiz yani böyle ağır bir tablo yapmayan ancak gene o protein ince bağırsağa geldiğinde veya işte gastrointestinal sisteme girdiğinde, sindirim sistemine girdiğinde bağışıklık sistemi buna bakıyor. Daha önce hiç tanımadığı bir protein, farklı bir protein. Bu kez ne yapacağını şaşırıyor. Birçok insanın bağışıklık sistemi aslında doğru çalışanlar için konuşuyorum. Bunun yabancı bir madde olmadığını zaman içinde öğreniyor ve buna karşı herhangi bir tepki vermiyor. Ancak bazı insanlarda bu gluten, gelen gluteni bağışıklık sistemi de biraz hassassa yabancı kabul edip buna bir saldırı oluşturuyor. Bu saldırı özellikle ince bağırsakta gıdaların emildiği kısımlarda ince bağırsak yüzeyinde hasarlar meydana getiriyor. Bu hasarlarda normalde bağırsakta kalması gereken, kanın dolaşımına karışmaması gereken normal şartlarda karışmasına engel olduğumuz birçok toksinin kan dolaşımına karışmasına sebebiyet veriyor. Bu kez olay sadece ince bağırsaktaki bağışıklık sisteminin saldırısıyla kalmıyor. Kanın içinde yer alan bağışıklık sistemi de farklı toksinler geldiği için birden aktif hale geliyor ve bundan sonra romatizma ağrılar artıyor. Ve bizim bu hastalarda en çok gördüğümüz şey genelde karın şişkinliği, halsizlik, yorgunluk, ödem, ağrılar şeklinde oluyor. Yine bu hastalara biz hep şunu söylüyoruz. Diyoruz ki mümkün olduğunca gluten içeren her şey, Buna ekmek de dahil. Buna poğaça börek de dahil, bu çorbalara koyduğunuz buğday da dahil, ekmeklerinizi her şeyiniz dahil olmak üzere. Sofranızdan bunu kaldırın. Yani bir eliminasyon diyeti uygulayın. Eğer bu sürenin sonunda, 3 ile 6 haftalık sürenin sonunda şişkinliğiniz azalmışsa, eklem ağrılarınız azalmışsa, kendinizi daha enerjik hissediyorsanız demek ki sizin bağışıklık sisteminiz gluten istemiyor. O tür durumlarda ne öneriyoruz? Mesela Karadeniz yöresinde mısır ekmeği var. Hı hı. Mısır ekmeğinde gluten yoktur. Onu mesela öneriyoruz. Ee, gene kara buğdayda mesela gluten çok çok az miktardadır. O ve piyasada çok fazla bulunuyor artık. Mesela onu öneriyoruz. Siyez bulguru, belki buğdayı ve siyez unu bir, birazcık daha az gluten içeriyor. Gene gluteni var ama daha az içeriyor. Hani ben aç kalmak istemiyorum, ne yiyeceğim diyen hastalara belki hani normal ekmek yerine onu tercih edilmesini öneriyoruz. Hastalar soruyor, tam buğday ekmeği mi hocam? Hayır, maalesef o değil. Tam buğday ekmeğinde de gluten var. Gluten içermeyen, yani pirinç unu olabilir, mısır unu olabilir, kara unu olabilir ama hiçbir olmazsa siyez buğdayı hani olabilir. Bunların tüketilmesini istiyoruz. Zira bizim hani gerçekten bu özellikle son 10 yılda bu konuda ciddi araştırmalar yapıldı. Gördük ki vücut tanımadığı şeye yabancı. Yani bunu şöyle düşünün, evinizi korumanız için mesela diyelim köpek almışsınız, bahçeye bağlamışsınız, öz kardeşiniz geliyor olabilir ama köpek tanımıyorsa tepki veriyor. Bağışıklık sistemi öyle, sizi korumaya çalışıyor ve tanımadığı bir şey geliyor hiç tanımadığı bir protein, bir ilaç, bir kimyasal, bir katkı maddesi geldiği zaman veya bir maya bazen geldiği zaman buna tepki veriyor. Ve tepki bazen öyle katlanarak büyüyor ki bir dağın yamacından bir küçücük kar topunun çığa dönüşmesi gibi düşünün. Artık öyle katkılanarak devam ediyor ki romatmayı bazen kat kat arttırıyor. Ama her insanda değil, yatkınlığı olan insanlarda oluyor. Nasıl sigara bunu tetikliyorsa bazı hastalarda gluten bunu tetikliyor. Onun için hassasiyet olan insanlarda buğday ürünlerini, klasik buğday ürünlerini de azaltmasını rica ediyoruz. Evet hocam teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ee, demek ki romatizmayı konuştuk bugün. Çeşitli türleri var. Belirti bulguları e, ertelememek, ötelememek evet. gerekiyor. Ve bir uzmana başvurmak gerekiyor. Ve tedavide de özellikle diyet, egzersiz, hareket ve medikal uyum, ilaç tedavisine uyum son derece önemli. Ee, bunun yanında... Ee, yine hastaların mutlaka işte sıvı tedavisi ve tüketmemesi gereken besinlerden de uzak durması önemli gibi bilgileri bizimle paylaştınız. Teşekkür ederiz Biz hocam. Ayağınıza sağlık. Bizi kırmadınız, Sağ geldiniz, iyi rağmen. Nazik teşekkür ederim. Buyurun söylemek istediğiniz son birkaç cümle varsa Ra alabiliriz. Yani Romatizm hastalarına sağlıklı bir Ramazan ayı diliyorum. Dediğim gibi doktorların izin alın herkes orucunu tutsun. Orucun tutmak istemeyenler için de hani doktor izin vermiyorsa tabii onların da kararı onlara aittir. Ama ilaçların aksamasını istemiyoruz. Hareketin azalmasını istemiyoruz. Su tüketiminin azalmasını istemiyoruz. Ramazanda kilo alınmasına hiç sıcak bakmıyoruz. Bu konular bu konulara bu hususlara dikkat edildiği sürece sağlıklı bir Ramazan ayı geçireceklerini tahmin ediyorum. Evet, teşekkür ederiz Biz hocam. Teşekkür ederiz. Çok faydalı oldu. Ee, umarım dinleyicilerimiz için de faydalı ve istifadeli olmuştur. Her zamanki gibi sofranız bereketli, sağlığınız sıhhatli olsun diyerek programımızı kapatıyoruz. Bir sonraki programda görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz efendim.